bir yerel seçime giriyoruz. Yerel seçimde partilerin, adaylarının projeleri yarışır. Varsa eğer önceki dönem belediye başkanlarının yaptıkları konuşulur. Hizmet anlayışları konuşulur ve bu hizmet anlayışı üzerine vatandaş daha iyi kim yapacaksa onunla ilgili tercihlerinde bulunur. Ama görüyoruz ki son zamanlarda AKP bir tür kendine ait vatan millet Sakarya edebiyatıyla her yerel seçimi bir genel seçim havasına dönüştürmeye çalışıyor. Bunu da ülkenin bekası meselesi diye bizlere anlatmaya çalışıyor. Ben başlangıçta son söyleyeceğim lafı peşini söylüyorum. Eğer bu ülkenin bekası ile ilgili bir sorun varsa bu AKP iktidarının kendisidir değerli arkadaşlar. Onların bekadan anladıkları şey kendi düzenlerinin devam etmesidir. Ama biliyoruz ki bu düzen vatandaşın lehine değil, Türkiye'nin lehine değil, yurttaşın lehine değil. Bu düzen fakirin, fukaranın lehine değil. Dolayısıyla bu düzeni değiştireceğiz. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Sıvasız evlere, camı kırık evlere, boyasız evlere gelen şehit cenazelerinin düzenini değiştireceğiz. Artık daha fazla şehit gelmesin diye çalışacağız. Şehit cenazelerinin elinin üstüne koyup yarım saat bir partinin propagandasını yapan anlayışı bu ülkede derdest edeceğiz. Ve Nixtar'dan söylüyorum, danışmanlardan beri Türklük kültürünün önemli olduğu bir yerden söylüyorum. Vatanseverlik kültürünün, milliyetçilik kültürünün belki de en önemli olduğu yerden, kurucu iradenin, cumhuriyet değerlerinin en yüksek olduğu Nixtar'dan onlara sesleniyorum. Bizim sizden alacak vatanseverlik dersimiz yok. Bizim sizden öğrenecek vatanseverlik dersimiz yok. Biz bu ülkeyi kuran partiyiz. Siz ancak bizden öğrenirsiniz nasıl vatansever olunur. Bu uğurda bedeller ödemiş bir partiyiz. Tokat'tan konuşuyorum. 15'lik Mehmetçiklerin olduğu diyarlardan, Kınada Aliler'in diyarından konuşuyorum. Biz size onlarla anlatırız milliyetçiliği, vatanseverliği. Ülke sevmeyi, insan sevmeyi anlatırız. Siz ülke sevmiyorsunuz. Siz koltuklarınızı, siz iktidarlarınızı seviyorsunuz. Siz şehitleri sevmiyorsunuz. Siz kendi bekanızı istiyorsunuz. Sizin vicdanınız körelmiş. Vicdanınız körelmiş, aklınız kıt. Ne yazık ki kıt. Diyoruz ki bu ülkeyi siz aldığınızda 99'da terör sıfır noktasındaydı. Yılda 3 şehit geliyordu. 99'da, 2000'de, 2001'de, 2002'de 3 şehit geliyordu. Bir gecede 6 şehit gelmiş. Aynı yerde bir 6 şehidin haberini daha almışız. 9 tane yaral olduğunu söylüyorlar. Gelin meclise bilgi verin diyoruz. Neden kaçıyorsunuz siz? Neden kaçıyorsunuz? Bu şehitlerle ilgili ailelerine sizin hiç sorununuz yok mu? Dünyanın herhangi bir yerinde, bakın o beğenmedikleri İsrail'de bile 12 asker bir gecede ölse o Milli Savunma Bakanı istifa eder, o hükümetin devamını sorgulanır. Peki biz bunun hesabını sormayacak mıyız? Eğer yurtseversek, gerçekten o çocukların hakkını savunuyorsak, vatan namustur diyorsak, sınır gerçekten namustur diyorsak, bunun hakkını sormayacak mıyız bu çocuklar? Bu çocukların vebali, bu şehitlerin vebali bizim üzerimize değil mi? Bunu soruyoruz. Gelin meclise bilgi verin diyoruz. Yok. Hadi milli yas ilan edin diyoruz. Yok. Suudi Arabistan kralı olunca yapıyorlar, ölünce yapıyorlar. Ama bizim kınalılarımıza bir şey olunca, şehit olunca onlarda yas yok. Bunları istiyoruz. Bilgi verin. Kapalı oturum yapalım. Madenin bir devlet sırrı var. Kapalı oturum yapalım. Yok. Gruplara bilgi verin. Yok. Yas ilan edin. Yok. Dolayısıyla artık değerli arkadaşlar, şehit cenazelerini ve bir saat, iki saat propaganda yapıp ondan sonra unutup bir dahaki şehit gelene kadar hiç akıllarına getirmiyorlar. Bu düzen devam etmeyecek. Bu düzene karşı mücadele edecek ve hepimizin üzerinde büyük bir sorumluluklar var. Hepiniz gerçek vatanseversiniz. Vatansever sizsiniz. Ve buradan ilan ediyorum, ne AKP milli ne de onun ortağı milli. Onların hepsi gayrimilliler. Milli olan, bu ülkeyi kurtaran, kuran Cumhuriyet Halk Partililerdir değerli arkadaşlar. Bunu buradan söylüyorum. Dolayısıyla buradan biz yeni bir Türkiye yaratmak istiyoruz. İktidarda olduğumuz yerler var. Biz onlarla vatandaştan aldığımız kaynağı vatandaşa nasıl aktardık, onu yarıştırmak istiyoruz. İstanbul'da ilk defa açılan kreşler, uzun yıllar sonra 75 bin öğrenci yeniden verilen burslar, ilk defa açılan öğrenci yurtları,
açılan kent lokantaları, yeşil alanların, nitelikli yeşil alanların vatandaşa aktarılması anlayışını onlarla yarıştırmak istiyoruz. Onlar bundan kaçacaklar. Bu minderden kaçacaklar ama vatandaş bunu biliyor. Vatandaş bunu görüyor. İstanbul'daki açılan kent meydanlarını görüyor vatandaş. Biz geldikten sonra kaç kent meydanı açıldı? İstanbul'un tarihine kimin sahip çıktığını görüyor. İstanbul surlarını ne halde bırakmışlardı, şimdi ne halde olduğunu biliyor. Ankara'da tarımla ilgili yapılanları vatandaş görüyor. Başka yerdeki faaliyetlerimizi görüyor. Dolayısıyla bu seçimde biz AK Parti'nin rantçı belediyecilik anlayışına karşı Cumhuriyet Halk Parti'nin halkçı belediyecilik anlayışını yarıştırmak istiyoruz. Hep birlikte yarıştıracağız değerli arkadaşlar. Ve şunu söylemek isterim ki yaptığımız her işten her vatandaşımızdan sorumluyuz. Az önce söyledim. Fırat'ın kenarında bir koyun ölse biz sorumluyuz diyenler bugün 12 askerimiz öldüğünde kendilerini sorumsuz ilan ediyorlar. Bir de pişkin pişkin muhalefeti suçluyorlar. Bu anlayışı değerlendirmek edeceğiz. Bunu hep birlikte başaracak güce sahibiz. Şunu söylemek isterim ki Niksar'dayız. Tokat'ta bir tane ilçe belediyemiz var. Zile belediyemiz var. Bugün ilk orayı ziyaret ettik. Zile belediyesi başkanına ve Zilelilere dedim ki ilçe başkanımız da burada. Zile belediyesi yalnız kalmayacak. Zile'ye Turfan'ı ekleyeceğiz. Zile'ye Niksar'ı ekleyeceğiz. Yalnız kalmayacak Zile. Hep beraber kardeşçe dayanışma halinde bir belediyeciliği nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Burayla ilgili bilgiler aktarırım ama şunu söylememde fayda var. Ayrıca Tokat'ta yalnız kalmayacak. İstanbul'daki kazanımlarımızı belediye başkanlarımız proje halinde bize getirdiğimizde kardeş belediye modeliyle tıkır tıkır çözeceğiz. Bir dahaki dönem kardeş belediye modeliyle Zile'ye şimdi kısa bir zamanda bir temel atmamız var. Yaklaşık 25 milyonluk bir yatırımı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapacak. 25 milyonluk yatırım yapacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zile'ye. Buralar aldığımızda buralara da yapacak. Turhal alınca Turhal'a da yapacak. Bu dayanışma modelini, bu kardeşlik modelini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla Zile'de yalnız kalmayacak, Niksar'da yalnız kalmayacak. Seçimlerin aynı zamanda bir bütçe işi olduğunu biliyorum. Bütçesi olmayan hiçbir şeyin kurumsallığı da olmaz değerli arkadaşlar. Dolayısıyla Niksar seçimiyle ilgili de Tokat'taki seçimlerle ilgili il başkanımızla da oturup konuşup bir Sayman'da eğer şeyde varsa partinin genel merkezinde objektif olarak, olarak biraz ayrımcılık yapacağımı da orayı canlı yayın almayın arkadaşlar. Biraz buraların hak ettiği, daha önce almadığı destekleri de alması için elimizden geleni yapacağız. Hep beraber çalışacağız. Buralar önemli yerler değerli arkadaşlar. Bakın biz bir konuda kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Ben İstanbul'da siyaset yapıyorum. Siyasetten Tokatların ilk dörtte olduğunu İstanbul'da biliyoruz. Ama İstanbul'da siyaset yaparak bunu avantaj olarak kullanıyoruz ama ben Zile'ye geldiğimde, Turhal'a geldiğimde, Tokat'a geldiğimde utanıyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu cennet vatan, bu güzel il, bu 1'e 5 veren ovaları olan il terk edilmiş durumda. Bu kent terk edilmiş. Tarihi büyük olan Zile'siyle, Niksar'ıyla, Tokat merkeziyle, Selçuklusu'yla, Osmanlısı'yla büyük olan bu kent terk edilmiş durumda. Fabrikaları kapatılmış durumda bu kentin. Dolayısıyla bu kenti yeniden canlandırmak gerekiyor. Yani orada nüfus fazla ama bu gençler niye gidiyorlar? Niye bu Tokat'tan vazgeçiyorlar bu gençler? Bunu görmemiz gerekiyor. Tokat'ı yeniden üretim kenti haline yapmamız gerekiyor. Eskiden İstanbul'a gidiyorlardı. Şimdi bırakın İstanbul'u. İstanbul'da kalmıyorlar, yurt dışına gidiyor. Ve bu toprakların gençleri belki de hayatlarında ilk defa uçağa yurt dışına gitmek ve bu ülkeyi terk etmek için biliyorlar. Fakir fukara çocuklarımız. Neden burayı yeniden yaşanacak bir haline getirmiyoruz? Neden yeniden Tokat'ı zengin ve kalkınacak bir haline getirmiyoruz? Tokat potansiyeli olan bir insanıyla, gücüyle, ekonomisiyle potansiyeli olan biri. Dolayısıyla yerel seçimlerden sonra da Allah nasip eder de iktidarda olursa ki ben buna inanıyorum sizlerin takdirinize. Bu uzun bir yol. Bu yolu başarıyla devam ediyoruz. Biz merkez iktidara geldiğimizde Tokat'ta hak ettiği yeri bulacak. Tokat'ta hak ettiği değere kavuşacak. Ben buna inanıyorum. Belki sizlerin soruları vardır. Hepinize teşekkür ediyorum. Başlangıçta şunu söylemek istedim. Ben bu topraklarda büyüdüm. Bu yaylaların suyunu içerek, bu yaylaların türküsünü dinleyerek, söyleyerek büyüdüm. Şunu büyük bir gururla söyleyeyim ki
siyasette başarılı olmanın anahtarlarından bir tanesi de kendi özüne ilişkin değerlere sahip çıkmak. Elbette ki bireysel yetenekleriniz sizi bir yerlere taşır ama bireysel yetenekler sizi bir yere kadar götürür. Önemli olan şey içinden çıktığınız toplumla, içinde büyüdüğünüz partiyle, o örgütlü değerlerle barışık olarak yürümektir. Bu anlamda beni büyüten Tokat iline, Tokatlara, beni geliştiren, sahip çıkan Tokat iline ve Tokatlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve Tokat'ın partimizdeki temsilcisi, il başkanı, sevgili yol arkadaşım, kardeşim Çağdaş Bey'e çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. O geceyi beraber yaşadık. Biz partinin kurultayında sabaha karşı sonuçlandı. Çok uzun süren kurultay ve çok uzun süren seçim süreciydi. Ben onların teker teker ilçe başkanlarımızın da diğer il başkanlarıyla, diğer ilçe başkanlarıyla, kurultay delegeleriyle nasıl görüştüğüne, kendi hemşehrilerine sahip çıktıklarına yakından tanıklık ettim. Onlara da bu destek için ayrıca teker teker teşekkür ediyorum. Bu desteğe layık olmak için elimizden geleni yapıp çalışacağız. Bu konudaki en büyük gücümüz sizlerden öğrendiğimiz, sahip olduğumuz vicdanımız, aklımız olacak, kendi değerlerimiz olacak. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok sağ olun. Söyleyecektim, onu söyleyeyim, unuttum. Tabii ilçe belediyeleriyle ilgili bir araştırma çalışması yaptık arkadaşlar. Açayım mı? Tamam. Bir araştırma çalışması yaptık.